Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanlarına sigaranın zararları ve sigara hastalığının tedavisi konusunda seminer verildi. Seminerde sigaranın bir hastalık olduğu ve bu hastalığın tedavi edilebileceğine vurgu yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen seminerde sigaranın zararları ve sigara hastalığından iyileşme yöntemleri anlatıldı. Seminerde konuşan Müsteşar Mirmahmutoğlu, sigaranın zararlarının herkes tarafından bilindiğini belirterek sigara içen çalışanları bu bağımlılıktan kurtulmaya davet etti. Kendisinin de önceden sigara kullandığını dile getiren Mirmahmutoğlu, sigaranın kokusundan tiksindiği bir gün ani olarak sigarayı bırakma kararı aldığını söyledi. Şunu tavsiye etmeye çalışıyorum. Doğru veya yanlış, hocamız burada söyleyecek. Bir olayı beyinde önce bitirmeli. Ben o zaman olayı beynimde bitirmiştim. O pisliği, zehir, o kokuyu, ya hiç kimseye yakışması mümkün değil yani. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülin Erkmen Yıldırım, seminer için hazırladığı sunumla katılımcılara sigaranın zararlarına ilişkin bilgi verdi. Sivrisinek, hasta insan, ortam bataklık. Aynı sistem. Sigara hastalığının mikrobu etkeni nikotin. Taşıyıcı reklamlar ve çok kalleşçe reklamlar. Konak insan. Sigara kullanımının 2003 yılından itibaren bir hastalık olarak görüldüğüne vurgu yapan Doktor Yıldırım, son yıllarda artış gösteren şizofren, depresyon, panik atak ve Alzheimer gibi hastalıkların temelinde sigaranın yattığını kaydetti. Sigaranın hastalık ve toplu imha aracı olmak üzere iki tanımı olduğunu belirten Doktor Gülin Erkmen Yıldırım, sigara kullanıcılarını bu hastalıkla mücadele etmeye çağırdı.